Evet, şimdi arkadaşlar yeni bir örnek yapalım. Yeni örneğimiz girilen sıcaklık değerine göre bir suyun katı, sıvı, gaz olma durumunu gösteren programın algoritmasını ve akış şemasını hazırlayınız diyor. Evet, örneğimiz bu olacak. Peki, sadece bir sıcaklık değeri gelecek. Herhangi bir toplama, çıkarma, bölme gibi işlemler yapılmayacak. Sadece bu sıcaklık değeri karşılaştırma işlemine tabi tutulacak. Yeni değerler de üretilmeyecek. Arkadaşlar sıcaklık değerini tutmak için bir değişken tanımlanacak. Bunun için de sıcaklık değerini T diyoruz. Bağlanmıyor. Evet, sıcaklık değerini tutmak için T diye bir değişken tanımlayacağız. Daha sonra da birinci adım başla, ikinci adım sıcaklık değerini yazınız. Klavyeden bunun girmesini isteyeceğiz. Daha sonra sıcaklık değeri sıfırın altındaysa ekrana katı yaz. Sıcaklık değeri sıfırla 100 arasındaysa ekrana sıvı yaz. Değilse gaz yaz diyeceğiz. Ve bitireceğiz. Algoritmamız bu şekilde. Bunun akış şeması nasıl olur? Birlikte bunu tasarlayalım arkadaşlar. Evet. Akış şemasını tabii ben bunu çizmedim. Bu sefer kendimiz çizeceğiz burada arkadaşlar. Evet. Şunları siliyorum. Hemen eskilerini. Evet, akış şemasını birlikte çizelim. Bu sefer PowerPoint'in arkadaşlar akış şeması çizim özelliğini kullanalım. Bakalım nasıl yapacağız. Bunun için ekleye geliyorum. Burada eklede şekiller olacak. Şekiller, şekiller. Görebilen var mı? Burada gözümüzün tam önünde. Arkadaşlar başlayla işe başlayacağız. Şurada başla sembolümüz var. Akış çizelgesi kategorisi burası arkadaşlar. Buradaki başla sembolünü aldım. Hemen başla diyorum. Başla dedikten sonra klavyeden girişi ifade etmek için şurada paralel kenarımız var. İstediğiniz farklı klavyeden giriş için bunu kullanabilirsiniz. Genel giriş ifadesi için bunu kullanabilirsiniz. Veri girişini ifade etmek için bunu kullanıyoruz. Buraya da ne diyelim bu sefer? Sıcaklık değerini giriniz. Değerini gir diyelim. Parantez içinde T diyelim. Bunu T'ye aktaracak. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Karşılaştırma kullanacağız. Şimdi burada mantıksal bir akış diyagramı örneği arkadaşlar. Burada karşılaştırma kullanalım daha sonra. Yazımızı ufaltalım. 12 fazla ufak oldu. 16 diyelim. Fazla büyük oldu. 15 diyelim. 14 diyelim. Biraz uzatalım. Şimdi karşılaştırma için ne kullanabiliriz? Karşılaştırma için arkadaşlar baklava dilimimiz vardı. Onu kullanacağız. O da nerede? Şurada. Birinci sorumuz şu olacak. T küçük sıfır mı diye soracak bize. T dediğimiz şu küçük T arkadaşlar. T yazdım. Sıfırsa ekrana katı yazsın isteyeceğiz. Onun için şuradan bir tane de ok ekleyeceğim buna. Okumu da şuradan alayım. Sıfırsa diyeceğiz. Yani evetse. Başka ne var? Bir de bunun kalınlığını da biraz artırayım. Bakalım eklede şekil ana hattını ayarlayabileceğimiz ne var? Biçime gelelim. Biçimde vardır. Şeklin kalınlığı. Evet. Şöyle bir çizgi koydum. Buraya bir tane de metin kutusu ekleyelim. T küçük mü sıfırdan diye soru soran bizim burası arkadaşlar. İşaretimiz baklava dilimi karar yapısı aslında. T küçükse sıfırdan evet dersek eğer ne yazsın arkadaşlar ekrana? Ne yazsın? Katı yazsın. Evet. Ekrana yazmak için de ne olsun? Şurada yine şunu kullanabiliriz. Şunu kullanabiliriz. Şunu kullanalım. Bu sefer değişiklik yapmak istiyorum. Evet, burada katı dedim. Evet, değilse yani bu soruya verilen cevap
hayır olacak olursa ne yapacak? Diğer iterasyonları, diğer varyasyonları bizim tekrar burada sorgulattırmamız gerekiyor. Onu yaptıralım arkadaşlar. Çünkü sığmayacak şeklimiz, biraz ufaltıyorum bu şekilde. Şuradaki baklava dilimimi alıyorum. Ne diyeceğiz bu sefer? Evet, t sıfırdan büyükse. Nasıl? Evet. T sıfırdan büyükse diyeceğiz. Sıfır, tamam, eşittir de kullanabilirsiniz. Sıfır noktası ama donma noktası. Şuraya küçük eşit dersek daha iyi olur. Evet. Şurası daha iyi oldu o açıdan. Kafamızdan arkadaşlar senaryoyu iyi düşünmemiz gerekiyor. Ve bunu ifade etmemiz gerekiyor. T büyük mü sıfırdan? Eğer cevabımız yine evetse, bu sefer şuna baksın. Yüzden evet. Evet, yüzde sıfır arasında olacak. Sıfır, evet, şöyle diyelim. T aynı zamanda yüzden küçük mü? Bunu da yazalım. Evet. Biraz daha büyütüyorum. Sığmıyor çünkü. Şekillerimiz burada çizmek biraz zorlu olabiliyor. Evet. Evetse cevabımız ne olacak? Evet, sıvı olacak. Sıvı ekrana yazsın. Sıvı kelimesini. Değilse cevabımız hayırsa ne olacak? Ne yazacak arkadaşlar? Hayırsa diyelim. Bu sefer yüzden büyük olan yüzden sonra gaz hale geçiyordu. Değil mi? O zaman ekrana da ne yazsın? Gaz yazsın. Hemen bunu da yerleştiriyorum. Evet, daha sonra ne olsun? Akış şemamız şöyle bitsin değil mi arkadaşlar? Kopyalaya yapıştıra, kopyalaya yapıştıra ben bu şekli buraya çizdim. Şunu da hizalayalım şöyle. Şunu da hizalayalım. Evet, şu okları tekrar tekrar kullanabiliriz. Evet, şunu ne yapacağız? Şunları da şöyle bitire bağlamamız gerekiyor şuradan itibaren. Nasıl yapabiliriz bunu? Bağlantı elemanımız var ama çok yeteri kadar. Şurası bitir olacak, evet. Başta değil. Ben yukarıdaki şekilden faydalanmak amacıyla yapmıştım. Evet, şu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet, şu şekilde oklarımızı çiziyoruz. Bir soy grubun dersi mi başladı acaba? Evet, arkadaşlar akış şemamız bu şekilde bitti. Ben baştan bunun çalışmasını göstereyim.
Başlayla başlıyoruz. Sıcaklık değerini giriyoruz. Sıcaklık değeri sıfırdan küçük mü veya sıfır eşitse donma noktası ya. Katı yazsın. Evetse cevabımız. Hayırsa cevabımız ne yazacak arkadaşlar? Bir şey yazmayacak. Bir sonraki varyasyonu değerlendirecek. Onu da buraya koyduk. O zaman T'nin değeri sıfırla 100 arasında mı? Sıfırdan büyük mü? 100'den küçük mü? Buna bakacak. Eğer böyleyse sıvı yazsın. Yani evetse bu cevaba. Eğer cevabımız hayırsa bu soruya, bu sefer gaz yazacak ve bitirecek. Bu bizim elle yaptığımız akış şeması. Bunu flowchart'la nasıl yaparız? Hemen hızlı bir şekilde onu da size anlatalım arkadaşlar. Evet, flowchart programını açtım. Dosya yeni dedikten sonra değişiklikler kaydedilsin mi diyor. Hayır dedim. Bu penceremi de kapattım. Ve hızlı bir şekilde buradaki değerleri girdirelim. Veri girişi için in diyorum ve sıcaklık değerini girin diyeceğiz. Sıcaklık değerini giriniz dedikten sonra buraya bir tane ne diyeceğiz? T harfi koyacağız. Sıcaklık değerini giriniz. Evet, iki tane girmişiz. Hemen fazlasını silelim. Evet, T. Şimdi bu T değeri ne yapacağız? Şöyle işleme tabi tutacak mıyız? Tutmayacağız. Direkt karşılaştıracağız. Bu değer sıfırdan küçük mü, eşit mi? Buna bakacağız. O zaman ne yazacaktık arkadaşlar ekrana? Mesaj yazacaktık. Katı diyeceğiz. Değişken herhangi bir değişken yok. Burayı siliyoruz. Evet, Türkçe karakterlerin bazılarını programımız desteklemiyor. Onun için katı yazdım. Daha sonra tekrar bir sonraki durumu arkadaşlar değerlendireceğiz. Bu programda T bu sefer sıfırdan büyük mü? Ona bakacağız. Başka neye bakacağız? 100'den küçük mü? O zaman bundan bir tane daha kullanacağız arkadaşlar. Aynısını işine yazamıyoruz. Evet, sıfırdan büyük. Bu sefer de 100'den küçük mü? Ona baksın istiyoruz. Bunun için de şöyle yazdım. Tamam dedim. Hatta şöyle yapalım bakın, bunu buraya bağladım. Cevap evetse bu sefer 100'den küçük olup olmadan bak. Cevap yine evetse ekrana arkadaşlar ne yazacak? Sıvı. Tamam mı? Sıvı yazacak. 100'den de küçükse diyor. Bunun için de evet durumunu bağlayalım şu şekilde. Şurada da evet durumunu bağlayalım. Burada da buraya hayır durumunu bağlayalım. Arkadaşlar burada bağlantı yaparken programda şöyle bir özellik eklenmiş. Siz bunun ilk bağlantısını nereye yaparsanız oraya hemen evet yapıyor. Varsayılan olarak. Onu bileceksiniz ki ilk bağlanacak yer evettir diye kafanızda yazmanız lazım. İkinci bağlanacak yer hayırdır diye. Onun için ben evet olabilecek yerleri ona göre kafamdan daha önce de ayarladım. Peki şunları da bağlayalım arkadaşlar. Buraya. Bağla. Bağla. Peki bunları başka nereye bağlayacağız? Bir de dura bağlamamız gerekiyor. Şimdi cevabımız hayırsa ne olacak? Şuraya mesaj yazdırmamız gerekiyor. Bu sefer de demek ki bu sıcaklık değerleri arasında değilse de bu sefer 100 derecenin üzerine demek sıcaklık. O zaman gaz yazsın. Bunu da yazdım. Bunu da buraya böyle bağlıyorum arkadaşlar. Önce birinci şekilde sonra ikinci şekilde tıklayarak hemen bağlantımı gerçekleştiriyorum. Şunları da çıkışa buraya bağlamamız gerekiyor. Bakalım bağlayabilecek miyiz? Bir görelim. Önce şeklimizin düzgün olması için bağlayıcıları kullanalım. Şu şekilde. Sonra bunu buraya bağlıyorum. Bağla. Oradan da buraya bağlayalım. Bağla. Buradan da acaba şuraya bağlayabiliyor muyuz direkt olarak? Ona bakacağım. Bağlayabiliyoruz. Aslında şuraya bir bağlaç konulması tavsiye edilir. Daha düzgün olması açısından. İsterseniz sonunu silelim. Şunu da silebiliyorsak silelim şurayı. Buraya bir tane daha bağlaç koyalım. Daha düzgün olsun. Daha sonra şuraya da bir bağlaç koyalım. Buradan buraya bağla. Oradan da buraya bağla diyorum. Oradan da arkadaşlar şuraya bağlasın. Buradan da buraya bağlasın. Evet. Hemen şemamızı çizdik. Şöyle düzeltelim. Düzgün bir şekilde olsun şeklimiz. Evet. Şurada bir tane bağlamadığımız kalmış. Onu da bağlayalım.
Evet, şu şekilde onu da bağladık. Çok güzel bir şekilde şeklimizi düzgün bir hale getirdik arkadaşlar. Burada tek yapmamız gereken şimdi bunu simülasyonunu yapmak. Düzgünleştirdik şeklimizi. Evet, simülasyonumuzu da yapalım. Kaydedilsin mi diyor. Kaydet diyoruz. Evet dedin. Sıcaklık değerini giriniz diyor. Eksi 5 dedin. Enter'a bastım. Ne dedi? Katı. Tekrar çalıştırıyorum programı. 50 derece dedin. Ne dedi? Sıvı. Gördünüz mü? Sıvı şeklinde yazıyor. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer de 101. 100 diyelim. 100'ü 100'leri yapacak bakalım. Evet. Ne dedi? Hayır ile bağlı değil. Bir şey bağlamamış mıyız? Evet. Şurada hayır ile bağlı değil. O zaman arkadaşlar zaten şurada bir hatamız var. Bakın şu bağlantımızı şuradan yapacaktık. Evet. Bir deneyelim. Yani şu hayır kısmını bir şuraya bağlayalım bakalım ne olacak. Hayırsa. Şimdi deneyelim. Tekrar. Evet. Ne dedi? 100 dedim. Gaz dedi gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da buraya bağlamış olduk. Evet. Sınırlı bir zamanda arkadaşlar hızlı bir şekilde anlattık. Bu örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar.